Çikolata, gofret, gazlı içecek ve cipsler. Evet, birçoğumuz çok seviyoruz bunları ama her birinin içinde ne kadar yağ, tuz ya da şeker olduğuna birçoğumuz hiç bakmıyoruz. İşte bu sorunun önüne geçebilmek için yeni bir uygulama başlatılıyor. Yeni uygulamayla ambalajlı gıda ürünlerinde trafik ışığı renkleri yer alacak. İşte o düzenlemenin detayları. Paketli ürünleri alırken içindeki bu oranlara bakıyor musunuz? Hayır, hiç bakmıyorum. Bakmıyorum içeriğine. Birçok kişi içeriğine bakmıyor ama farkında olmadan vücudumuza yağ, tuz ve şeker yüklemesi yapıyoruz. İşte bu durumun önüne geçilebilmesi için yeni bir çalışma başlatıldı. Ambalajlı gıda ürünlerinde trafik ışığı uygulamasını Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli duyurdu. Kırmızı dur, sarı bekle, yeşil geç. İşte ambalajlı gıda ürünlerinde de artık trafik ışıklarının renkleri yer alacak. Çok mantıklı, inşallah olur öyle bir şey. Ürünlerde yer alan yağ, doymuş yağ, şeker ve tuz için örnek alım oranları renkli etiketlerde belirtilecek. Amaç obeziteyle mücadele. Renkli etiketleme kuralları içecekler ve katı gıdalar için iki farklı şekilde olacak. Katı ve sıvı gıdalarda alım değerleri kişinin günlük tüketebileceği miktarlara göre tespit edilecek. Bu değerlerin gıdanın içindeki miktarına göre düşük, orta ve yüksek olmak üzere 3 kriter belirlenecek. Yağ, doymuş yağ, şeker ve tuz yönünden düşük ürünlerde yeşil, orta ürünlerde sarı, yüksek ürünlerde ise kırmızı renkler kullanılacak. İnsanlar bunları alırken içerisinde sağlığa zararlı madde var mı yok mu bilmek zorunda. Böyle küçük harflerle değil de dediğiniz gibi bir daha göze çarpan bilgilendirme olursa insanlar için daha iyi olur. Elimde yağ oranı en yüksek ürünlerden biri var. İçindeki 34 gramlık yağ oranıyla kırmızı etiketli ürünler listesinde yerini alacak. Bu çubuk krakerde ise 6.8 gram yağ ve 2.8 gram da tuz var. Yani sarı etiketli bir ürün. Elimdeki sütte ise sadece 0.3 gram yağ var, şeker ve tuz ise hiç yok. Yani bu ürün yeşil etiketli ürünler listesinde. Yeni uygulama çok kısa bir süre içerisinde hayata geçirilecek. Geç bile kalındı diye düşünüyorum. Şu şekilde dikkat etmiyoruz ama öyle bir sinyalizasyon olduğu zaman dikkatimizi çekecek bir şey olmuş olur.